Merhabalar değerli arkadaşlar, nasılsınız, iyi misiniz? Uzun bir aradan sonra tekrar birlikteyiz. Neredeyse 3 hafta oldu ama benim hiçbir suçum yok. Kameraman firardaydı. Onu bir türlü yakalayamadım. Yakaladığım anda da oturtturdum ve çekmeye başladım. Benim hiçbir suçum yok. Yani ben her şekilde hazır ve bekliyordum. Kitaplarım burada, notlarım burada. 2-3 hafta daha çalışma fırsatım oldu. Yani her ne kadar gecikme de olsa. Şimdi şöyle, geçen hatırlarsanız son konuşmamda değer felsefesiyle ilgili bir konuşma yapmıştım. Ve değer felsefesini oturtturmanın ve bu değer felsefesinin ve değerlerimizi yerleştirmenin en iyi yolunun yapıtlar, eserler, edebiyat eserleri olduğundan bahsetmiştim. Yani günlük hayatın içerisinde hani çok iç içeyiz. Yani bazen çok açık olmuyoruz, çok iç içe olmuyoruz. Yani neyin ne şekilde olacağını aşağı yukarı tartıp ölçemiyoruz. O yüzden değerler, yani geçmişimizden bugüne kadar gelen değerlerin toplumsal sistem içerisinde nasıl değiştiğini, nasıl yerleştiğini anlamak açısından edebiyat eserlerinin en iyi rehber olacağını düşünüyorum. Yani en iyi rehber ve en iyi yol gösterici. Yani şu an tarih kitapları var ama tarih kitaplarında daha çok insanlardan ziyade olay örgüsü anlatılıyor. Yani olaylar anlatılıyor ve içerisinde ne yazık ki insan duygu düşünceleri girmiyor. Tamamen ansiklopedik bir bilgi olarak kalıyor konular. Ben de bu çerçevede edebiyat eserlerinden yola çıkmayı uygun gördüm. Onu da Türk edebiyatı ve dünya edebiyatı olarak ikiye böldüm. Çünkü konu çok geniş olunca, elimde de kitap listesi de uzun olunca bunu tek bir konuşmaya sığdırmamın mümkün olmadığını düşündüm ve eserleri şu an sınıflandırdım. İlk olarak Türk edebiyatı ile başlamak istedim. Türk edebiyatı çok bizden aslında. Ben uzunca yıllar Türk edebiyatı haricinde hani dünya edebiyatına çok zor giriş yaptım. Yani o çok bizden olan, çok içten olan ve geçmişimiz, topraklarımız, tarihimiz acılarla dolu değil mi? Yani o kadar çok acıyı, o kadar üzüntüyü, birleşmeyi, zaman zaman parçalanmayı çok en güzel yansıtan eserlerimiz edebiyat eserleri olmuştur. Yani o geçmişe gittiğimizde, o Kurtuluş Savaşı'ndan önce olsun, savaş dönemlerinde olsun, sonraki dönemlerde olsun, bize o dönemleri en iyi anlatan edebiyat eserleri olmuştur. Ve Anadolu toprakları da ne yazık ki çok büyük zenginliklerle dolu olduğu kadar da çok büyük acılarla yoğrulmuş olan topraklarımız. Ve bunu da en iyi yansıtan edebiyat eserleri, yani o dönemdeki değerlerimizi yansıtan en güzel eserler edebiyat eserleri. Tabii ben çok çok geçmişe gitmedim. Daha çok güncel olan, yani şu an daha çok konuşulan edebiyat eserlerini seçmeyi tercih ettim. Ve beni de çok etkilemiş olan tabii. Yani ben de belli bir kuşak olduğum için, 65 kuşağı olduğum için o dönemde beni çok etkilemiş ve zamana yerleştirmiş, geçmişten almış olduğumuz değerleri ne şekilde içselleştirdiğimizi gösterebilen edebiyat eserlerini seçmeye gayret ettim. Hem sizlerin de kolaylıkla okuması hem de kolaylıkla içselleştirmesi açısından edebiyat eserlerini seçtim. Hazırsanız başlayalım. Ben her konuyu kitaplara getiriyorum ama yani her şekilde bir şekilde kitaplara geliyor. Ama zamana yerleşmenin, hayata yerleşmenin en iyi yolu edebiyat eserleridir arkadaşlar. Yani bunu hiçbir gerçek yatsıyamaz, hiçbir düşünce yatsıyamaz. Bir şekilde hayatınıza yer vermenizi önemli rica ediyorum, tavsiye de ediyorum. İlk olarak alfabetik sıraya göre gideceğim. Hem yeni dönem yazarları, hem eski dönem yazarları. İki grup, yedi tane yazar seçtim. Yani inşallah bir bölümde yetiştirebilir miyim bilmiyorum. Eğer yetiştiremezsem de bir ikinci bölüm olarak çekeceğim. Yani böyle sezonluk şey gibi oldu, dizi gibi oldu. Birinci sezon, ikinci sezon ama inşallah sizlere faydalı olurum bu konuda. İnşallah sizleri de fazla sıkmam arkadaşlar. Yani konuşma konusunda da çok geçmişe yönelik bir profesyonel geçmişim olmadığı için zaman zaman aksamalar olabilir, çok hızlı konuşabilirim. Zaman zaman konu kaymaları da olabilir. Bu zamana yerleşir diye düşünüyorum. Nasıl olsa biz bizeyiz. Aramızda yabancı kimse de yok. Arkadaş olarak, baş başa bir sohbet olarak düşünebiliriz bunu değerli arkadaşlar. İlk olarak ben Ayfer Tunç'tan başlayacağım değerli arkadaşlar. Ayfer Tunç, yeni dönem yazarlarımızdan. 1964 yılında Sakarya'da doğmuştur. Ve kalemi çok güçlü olan yazarlarımızdan biri. Ben ilk tanışmam Kapak Kızı kitabıyla oldu. Kısa bir romandı. Ve çok etkileyici buldum. Çok kısa bir romandı. Ama o dönemdeki Türkiye'nin hani güzelliği, özellikle bir kadının bir toplum içerisine yerleşmeye biraz da kayıpsa, yani altyapıyı hem sosyal olarak hem ekonomik olarak oturtturamamışsa nerelerden nerelere savrulacağını gösteren çok çarpıcı bir kitaptı. Yani o ilk satırlardan itibaren ben çok çok etkilendim. Bir tren yolculuğuna başlıyordu ve tren yolculuğunda
bir derginin kapağında olan bir genç kızın karakterinden yola çıkarak anlatılan bir hikayeydi. Ve Yeşil Su Perisi de, Yeşil Peri Gecesi de bu kitabın devamı olan bir eser, roman. Yani daha genişletilmiş ve daha çarpıcı bir hale getirilmiş. Yani burada güzelliği lanet olarak hayatını çeviren, aile yapısında büyük kayıplar olan, babasını bir iş kazası sırasında kolunu kaybeden ve annesinin onu terk etmesiyle, babasını terk etmesiyle gelişen olay dizgelerini anlatıyor ama yani çok ağır bölümler var. Yani ben bir kitap okur olarak, kitap sever olarak yani zaman zaman zorlandığımı hissettim. Hatta kitabı kapattım, bir daha ben bunu okuyamayacağım. Çünkü içim acıttı yani ve çok gerçek. Yani gerçek olduğu için içim acıttı ve o Türkiye'nin geçmişten gelen yozlaşan değerlerin zamanla hayata nasıl yansıdığını ve özellikle bir kadının hayatına, yani eğer biraz yolu değişmişse, biraz yoldan yani şeyli rehber bulacak birini bulamıyorsa neler yaşayabileceğini gösteren bir kitap ve talihsizlikler zinciri, yani kendini bulamamış olmanın vermiş olduğu talihsizlikler zinciri ve toplumun bir yerinde büyük bir cezaya dönüşüyor ve o aradaki insanların, yani bürokratlarından tutun, en üst kademesinden tutun, toplumun en alt tabakasına kadar o katmanların arasındaki insan tavırlarının ne kadar aynı olduğunu ve aslında büyük kayıplara uğrayan insanları nasıl da potasında erittiğini ve hiç acıması olmadığını gösteren kitaplardan birisi. Karakterlerin hiç acımamış Ayfer Tunç. Okuruna da acımamış. Yani çok uzun süre aldı bu kitap okumam. Çok canım yandı ama asla bırakmayı düşünmedim. Böyle de bir şey var. Ayfer Tunç'un kalemi var. Yani ironisi olduğu kadar, acısı olduğu kadar da yani büyük bir hayat gerçeği var. Yani mikro insanlardan yola çıkıp makro sisteme nasıl ulaşabileceğini ilmek ilmek işleyerek göstermiş olan bir yazar. Diğer kitapları da öyle. Bir Deliler Evi'nin yalan yanlış tarihi, yani 300 yıllık bir tarihini anlatıyor. O, bu Trabzon'da kurulmuş bir mühendislik ya da bir müteahhitlik hatası sonucu pencereleri denize değil de iç avluya bakan bir akıl hastanesini anlatıyor. Yani oradan geçen insanların hikayesini. 300 tane karakter var, yani dile kolay 300 karakter. Ve iç içe katman katman, yani o kadar güzel geçişler var ki hem çok eğleniyorsunuz hem o dönemi çok güzel yansıtıyor. Yani o insanların boşuna orada olmadığını, hani hep derler ya aslında sağlam insanların, yani aklı bozuk insanların, bozduğu insanlar hep bir şekilde ruhsal tedavi alır. Onun gibi yani geçmişten gelen o hikayeleri, iç içe geçmiş hikayeleri ve nasıl akıl hastanesinde birleştiğini o kadar güzel anlatmış ki, yani tam bir karaktere kendinizi kaptırıyorsunuz, öbür karaktere geçme ihtiyacı hissediyorsunuz ve aradaki geçişler çok çok güzel ve hiçbir şekilde sıkılmıyorsunuz. 300 karakterli bir kitabı yazmak gerçekten büyük bir maharet ister ve sonunda onu bir dantel gibi birleştiren ve romanın tamamını size özetleyen bir bitişi var. Yani süper. Yani bir roman okuyucusuysanız, yani roman okumayı çok çok seviyorsanız size gerçekten bu hazzı yaratacak eserlerden birisi ve onu mutlaka okumanızı tavsiye ediyorum değerli arkadaşlar. Bu birincisi, ben de şöyle kitaplardan böyle alıntılar okuyarak devam edeceğim. Yani alıntı, kitap alıntıları. Yani kitabın içeriğini yerleştiren aslında bu alıntılar. Yani bu alıntıların altını çizerseniz, buna ilişkin hatta bir alıntı defteri bile temin edebilirsiniz. Gerçek hayat öngörüsünü oluşturan bu alıntılardır. Yani yazar bunu yansıtmalıdır aslında. Yani yazarın sorumluluğu burada başlar. Yani bu şeyden kopup, gerçeklikten kopup hayal satmaması gerekiyor yazarın. Yani o dönemi yansıtması gerekiyor. Ve bir şekilde de bu sorumluluğu taşıması gerekiyor. Yani Ayfer Tunç da bunu çok güzel taşımış yazarlardan birisi, kalemini hiç çekinmemiş. Başına sıkıntılar da gelmiş, zaman zaman sorgulamalara da girmiş. Yani toplumun ahlak yargılarına çok uzak konuları da ele almış ama asla vazgeçmemiş bir yazar. Bunu yani elini taşın altına sokmalı ve bunu bu şekilde devam ettirmeli diye düşünüyorum ben. Şimdi kitap alıntılarına şöyle isterseniz yazar yazar devam edelim değerli arkadaşlar. Yeşil Su Perisi kitabından. Olmamış gibi yapabilenlerin dünyası bu. Benim değil. Ben yapamıyorum. Ben sosyal olamıyorum. Bulunduğum kabın şeklini, bindiğim dalın rengini alamıyorum. Yetmezmiş gibi ışıldıyorum bir de, iyi mi? Ruhla bedenin birbirinden ayrılması için illa ölmek gerekmez. İnsan yaşarken de ruhuyla bedeni birbirinden ayrılabilir. Diğer paragraf. İşi biliyor. En iyisini yapıyor. Yokmuş gibi yapıyor. Olmamış gibi yapıyor. Herkesten böyle, herkes böyle yapıyor. Ben yapamıyorum. Rahat bana batıyor. Mağdur olmak cesur olmaktan çok daha kolaydı. İnsan cesareti seçemezse kurban olmayı kendinden seçmiş oluyordu.
İnsan mağdur olmanın suçsuz olmak anlamına geldiğini sanıyordu. Oysa mağdur olmak suçsuz olmak değildi. Yani şöyle bir okuduğunuzda değil mi? Ne kadar çok değer. Yani bizim doğru bildiğimiz veya hayatımıza bir şekilde yerleştirdiğimiz değerlerin zamanla insan ruhuna nasıl etki ettiğini yani şu paragraflardan bile anlayabiliyoruz. Bir yazar bunu yapmalı. Yani aslında olmayan bir değeri gösterdiği zaman da o değere işaret etmeli. Yani yollar o değere çıkmalı. Yani insanı insan yapan değerlere bir şekilde sahip çıkmalı. Yani bazen öyle bir roman okursunuz ki rengarenktir ama insan yüzünü yok eden bir romandır. Ama bazen bir kitap okursunuz bataklık içinde gibi hissedersiniz ama orada insanı var eden bir bakış açısı vardır. Ben Ayfer Tunç'u bu şekilde yorumluyorum. Yani bataklık içerisinde bile size umut aşılayan, umut veren ve korkmadan size sonu gösteren, o sona doğru gidilecek yolu da hiç korkmadan çizen yazarlardan birisi olduğunu düşünüyorum. Mutlaka okumanızı tavsiye ediyorum değerli arkadaşlar. Diğeri de Firuzan, 47'liler. Bu benim bir tatilime mal oldu. Yani bir sene neredeyse elimden bırakamadım. Deniz kenarında, kumsalda, akşam yemeklerinde elimden bırakamadım yani. Bu kadar etkili olacağımı isteydim. Tatilden sonraya bırakırdım ama beni mahvetti. Yani hem içeriği olarak hem bu 68 kuşağında yaşadığı sıkıntılar, Firuzan o dönemden gelen 68 kuşağı olarak birçok sıkıntılar yaşamış, darbelerden çıkmış, yeri geldi yurt dışına gitmiş, hapse girmiş ve sorgulanmış yazarlardan birisi. Turhan Selçuk'la evlenmiş. Yani ünlü karikatürist Turhan Selçuk'la evlenmiş. Zaman zaman bu soyadını da kullanmış ama sonra o soyadını kullanmaktan vazgeçmiş. Yani burada da yine bir ailenin hayatı. Yani Firuza'nın en büyük şeyi aile hayatlarından yola çıkarak toplumun bütününe ışık tutmak. Yani 47'lilerde de o dönemin sancısını yaşayan, hani bu aydınların, topluma kafa yormuş olan insanların nasıl bir anda da değişebileceğini, nasıl o cendereden çıkınca kendi menfaatleri doğrusunda hareket edebileceğini gösteren bir kitaplardan birisini yazmış. Ayrıca iki öyküsü de filme çekilmiştir. Benim Sinemalarım, Yaman Okay, Semail Bars ve Hülya Avşar tarafından çekilmiş ve ödüller almış kitaplardan birisidir. Film uyarlamalarından birisidir. Orada da bir genç kızın yani varlıklı ailelerin hayatını görüp kendi yoksulluğunu bir şekilde aşmaya çalışan, yaşlı erkeklerle görüşerek o sinema merakını dindiren, bir şekilde var olmaya çalışan genç kızın hikayesi ama çok dokunaklı. Yani aslında o kızın masumiyeti, o yaşamak istedikleri ama masumiyetini gerçekleştirememesi o kadar güzel aktarılmış ki hem kitap olarak da sinemaya da çok çok güzel bir şekilde uyarlanmış. Onu da okumanızı ve izlemenizi tavsiye ediyorum değerli arkadaşlar. Diğeri de Gecenin Öteki Yüzü. O da Zuhal Olcay ve Haluk Bilginer tarafından başrolü. 3 bölümlük bir dizi. 40-45 dakikalık. Yani şimdiki dizilere baktığımda yani o kadar dolu, o kadar güzel ki, o kadar başarılı oyuncular ki. Müşfik Kenter, Zuhal Olcay, Haluk Bilginer şu an Türkiye'nin en önde gelen oyuncularından birisi. Hatta magazin olarak da Haluk Bilginer ile Zuhal Olcay bu dizide tanışmış ve bu şekilde evlenmiş ve yıllara süren bir beraberliği başlatmıştır. Burada da eşini kaybeden varlıklı bir kadının, yani sosyal olarak farklı statüde olan iki insanı birleşip bütün ailelerin karşı çıkmasına rağmen evlenen ve çok çok seven, yani birbirlerini çok çok seven iki aşığın hikayesi anlatılıyor. Ve kocasını kaybediyor tabii ve ondan sonraki süreçleri, o karanlık süreçleri, bir genç bir sevgilisi oluyor ama asla eşini unutamıyor. Yani büyük bir aşk, hem buhranları var ama buhranlar içerisinde de çok güzel, çok büyük bir aydınlık var. Yani bunu da hem izleyebilirsiniz de şu an YouTube kanalında mutlaka yayınlanıyor 3 bölüm olarak. Yani gerçek dizini oradan görebilirsiniz. Yani şu an günümüzün dizilerinden çok çok farklı. Yani baktığınız zaman o klişelerden çok çok uzak. Bir dizi olarak çekilmiş, mini dizi olarak çekilmiş ve kitabı kadar başarılı. Yani onu da mutlaka izlemenizi tavsiye ediyorum. Firuzan, bu ismi asla unutmayın. O döneme tanıklık etmek istiyorsanız 68 kuşağının yani zevkle okuyacağınız kitaplardan birisi değerli arkadaşlar. Bu ikincisi. Ve alıntıya başlayalım isterseniz. Yine 47'lilerden. Gel gör ki ben bir Dostoyevski ustalığının çizdiği suçlar ve pişmanlıklar, sevgiler ve nefretler, bağışlanmalar ve parçalanmalar arasında gidip geliyorum. Bu birinci paragraf. Haklılık duygusunu elinden almaya çalışıyorlar. Oysa bilirsin insanı insan kılan en önemli değer adalet duygusudur. Burada tam bam teline basmış değil mi? Yani adalet olmayan bir yerde hiçbir değerinde anlamı yok. Sevgisiz yapılan her şey insanları sonunda kötüleştirebiliyor. Ahlak için yalan söylenmesi gerekir mi? Söylenince ahlaklı mı olunur? Yurdumuzdaki insanların tükendirilişi.
değerlerim bilinmezliğe çıldırtacak beni. Vay be. Şimdi o yıllara döndüm. Bir daha okuma isteği şu an uyandı. Yani kitapların hepsine bakarken yani bir daha diyorum bunları okumalıyım. Tekrar tekrar dönüyorum. Tekrar bakıyorum. Buna vesile olduğunuz için de size ayrıca teşekkür ediyorum değerli arkadaşlar. Diğeri de şu an en çok okunan yazarlardan birisi Sabahattin Ali. Yani Sabahattin Ali'nin hikayesi gerçekten çok çok üzücü. Hem yaşadığı hayat hem sonu, öldürülüşü, o Sinop cezaevine düşüşü, sırf düşüncelerinden dolayı yargılanması ve kısa bir ömür. Yani 45 yaşına kadar yaşamış ve sonra ne yazık ki bir cinayete kurban gitmiş. Ve Sinop cezaevini bilmiyorum gidip görenleriniz var mı? Onun kendi yaşamış olduğu o koğuşu, hatta o sazı asılı bir şeyi var. Tuvalet aynası gibi bir aynası var ve direkt yatağı var. Yani o kadar dokunaklı ki ben yani oraya gittiğimde birçok siyasi tutuklunun da oralardan geçtiğini düşününce yani o ruhların oraya yansıttığı o sıkıntılar, yani o özlemler, o dışlanmalar, yani insanı iliklerine kadar hissettiriyor. Hatta Edip Akbayram'ın okuduğu Aldırma Gönül, Aldırma şarkısı da direkt Sabahattin Ali tarafından yazılmış. Yani o dalgalar denize bakıyor ve o dalga sesi, yani ne kadar insanı ıssız hissettiren bir şey değil mi? Yani nelere katlanılmış, neler yaşanmış ama bu eserlerine yansımış. Yani bir şekilde yaratıcılığı devam etmiş. Yani birçoğu da sağlık sorunlarından hayatını kaybetmiş. Yani oraları, o koğuşları, o zindanları gezerken yani hep şunu düşünüyorsunuz, bir insan bir insana bunu yapmamalı, gerçekten bu şekilde davranmamalı ve bu şeyleri gördüğümüz zaman, yani bunlara tanıklık ettiğiniz zaman da gerçekten hani ben neredeydim, ne yapıyordum duygusuna kapılıyorsunuz. Hani geçmişten gelen bir değersizliği hala devam ettiriyorsak burada bir sorun vardır diyorum sevgili arkadaşlar. Mesela Kuyucaklı Yusuf, çok çok güzel kitaplardan birisi, bir kasabada geçen hikayelerden birisi, bir kaymakamın orada yaşadığı, hatta kumar düşkünlüğünden dolayı, yani kumara bağımlılığından dolayı kendisini ve ailesini felakete sürüklemesi, gittiği köylerde büyük eşkıyalar tarafından basılan köylerde anası babası öldürülmüş olan Yusuf'u evlatlık edilmesi ve ölmesi, öldükten sonra ailenin dağılışı ve Yusuf'un da en büyük çare olarak yani orada da bir değersizlik yapıp işine gelmeyince veya yaşadığı, eşinin yaşadığı bir sıkıntıdan dolayı bütün herkesi öldürmesi, eşini bile öldürmesi. Yani buradaki değer olgularını iç içe geçmiş olan, yani insan hayatı nedir, insan yaşamı nedir sorularını da gündeme getiriyor değerli arkadaşlar. Yani ben hem filminden çok etkilendim hem de kitabından çok çok etkilendim. Yani bunu da okumanızı tavsiye ediyorum. Kürk, Mantolun Madonna ve İçimizdeki Şeytan. Üçü de edebiyatımızın en güzel eserlerinden birisi. Ve insan hayatının, insan değerlerinin en somut şekilde dile getirmiş olan eserlerden birisi değerli arkadaşlar. Kısa kısa geçiyorum. İnşallah yetiştirebilirim. Herhalde bir ikinci videoya kalacak gibi ama neyse bakalım. Diğeri de Kürk Mantolu Madonna'dan yine alıntı. Bu yaşıma kadar mevcudiyetinden bile haberim olmayan insan birdenbire benim için nasıl bir ihtiyaç olabilirdi? Fakat hep böyle değil midir? Birçok şeylere ihtiyacımızı ancak onları görüp tanıdıktan sonra keşfetmez miyiz? Bu birinci paragraf. Benim beklediğim aşk başka. O bütün mantıkların dışında tarifi imkansız ve mahiyeti bilinmeyen bir şey. Sevmek ve hoşlanmak başka. İstemek bütün ruhuyla, bütün vücuduyla, her şeyle istemek başka. Aşk bence bu istemektir. Mukavemet edilemez bir şekilde istemek. Ne kadar güzel anlatmış değil mi? Şimdi aşkı böyle yaşayan var mı acaba? Ufak bir sıkıyı görünce hemen ortadan kaybolan kadın ve erkek modelleri var. Keşke bu duygumuzu hiç kaybetmeseydik değil mi? Ama hiçbir şey için imkansız değil. Önemli olan farkında olmak. Yarın öldüğümüz zaman birisi bize sorsa dünyada neler gördünüz dese herhalde verecek cevap bulamayız. Koşmaktan görmeye vaktimiz olmuyor ki. Hayatımda hiç bu kadar mesut olduğumu, içimin bu kadar gelişlediğini hatırlamıyorum. Bir insanın, diğer bir insanı hemen hemen hiçbir şey yapmadan bu kadar mesut etmesi nasıl mümkün oluyordu? Bu da tamamen bir insanın değerini gösteren bir şey değil mi arkadaşlar? Yani çoğumuz karşıdakinden ziyade kendimize yönlendiğimiz için yani başkasının hayatını daha çok kendi hayatımızı ön plana aldığımız için ne yazık ki o insanlardan alabileceğimiz zenginliği alamadığımız için şu an derin bir mutsuzluk ve huzursuzluk yaşıyoruz. Yani bu bütün sıkıntı burada. Yani kendimizden çıkıp başka insanların da hayatını merak etmek zaten en büyük değer de bu. Yani başka bir insan. Başka insanın değerleri. Ve birlikte ortak bir kader yaratmak değil mi? Yani en güzel değer bu değil midir? Ve burada da Sabahattin Ali çok çok güzel anlatmış ve bu kitapları mutlaka okumanızı ve çok kolaylıkla dokunuyor. Yani roman okuyorsanız mutlaka bu kitapları tanımışsınızdır ama listenizi almanıza fayda var diyorum değerli arkadaşlarım. Sabahattin Ali'den sonraki yazarımız Oya Baydar. Bu da beni bitiren yazarlardan birisi. Beni çok çok etkilemiş yazarlardan birisi.
İstanbul'da doğmuş, yani sosyolog, edebiyat fakültesi mezunu, Türk Dili ve Edebiyatı mezunu ve baştan beri toplumsal olaylara kafaya yormuş yazarlardan birisi. Hatta lisede bir roman yazmış, hatta bastırmış onu, Allah çocukları unuttu diye. Ve büyük olay olmuş, neredeyse okuldan atılacakmış ama o hiç o baskılara kulak asmadan kitabı yayınlamaya de karar vermiş ama ne yazık ki o satılacak bir alan bulamamış. Aile falan da girince işin içine bir anda kapatmak zorunda kalmış. Oya Baydar büyük toplumsal olayları inceleyen ve o dönem darbelerinden geçen, Fransa'da, Paris'te yaşamış uzunca yıllar ve toplumun bütün bütününe kafa yoran ve bununla ilgili tezler hazırlayan ve bütün eserlerine de bu düşüncelerini yansıtmış olan değerli yazarlarımızdan birisi. Çok güzel eserler kazandırmıştır edebiyatımıza. Çok güzel Türkçesi vardır. Böyle okurken böyle saçınızı başınızı yolarsınız. Yani bu cümle nasıl kurulur? Bu nasıl bu şekilde düşünülebilir, dile getirilebilir? Başlarda biraz okuması çok kolay olmuyor ama zamanla diline alıştıkça gerçekten paha biçilmez değerlerden birisiyle karşı karşıya olduğunuzu anlıyorsunuz. Birincisi Sıcak Külleri kaldı. Yani Sıcak Külleri adından hatırlanacağı üzere geçmişiyle bağlantısı olan genç bir kadını, aşklarını, çocuğunu terk etmek zorunda kalışını, bir nevi de kendi hayatı gibi aslında bazı bölümleri. Yurt dışına gitmesi, çocuğunu annesine bırakması ve çocuğuyla yıllar sonra karşılaştığında da bunu açıklayacak hiçbir şey bulamaması. Yani o duyguyu o kadar güzel vermiş ki. Bazı yerlerde yani insanı ağlatacak ve kitabı kapatıp düşündürecek kadar büyük bir duygu yoğunluğu var. Yani o çocuğun çaresizliği ve sürekli annesini sorgulaması. Yani neden onu bıraktığını söylemesi ve Umut'la, yani çocuğun adı Umut, bağlantıları kesmesi ve çocuğunun boşluktan dolayı büyük bir terörist grubuna katılması ve orada da çatışmada kaybetmesi. Yani her annenin veya her insanın kendi anne babasını düşündüğünde yaşadığı o sıcak duygular, yani o soğuk duygular, o nefret, o öfke o kadar güzel yansıtmış ki. Yani toplumlar arası katmanlardaki insanların iletişimi, hani kimin neyi nasıl çekici bulacağını anlatabilmesi açısından gerçekten çok değerli eserdir. Bunu mutlaka okumanızı tavsiye ediyorum. Erguvan Kapısı da bu kitabın devamı niteliğinde. Çok büyük bir tarih araştırma var. Yani İstanbul surlarının araştırması, büyük bir tarih profesörünün gelmesi ve bu araştırmalara yönelik olarak da kitabını oluşturması açısından çok değerli kitaplardan birisi Oya Baydar. Yani sosyal kitaplardan hoşlanıyorsanız, o dönemi merak ediyorsanız ve o dönemdeki insan değerlerini bu kadar güzel oturtabilen, belli bir çerçeveye oturtabilen ve Ayfer Tunç gibi hiçbir şekilde kahramanlarından ve okuruna acımayan yazarlardan birisi. Ama bize de böyle yazarlar gerekiyor değil mi? Yani her şeyi bir balon köpüğü gibi gösteren, her şeyi gülük gülistanlık gösteren, hiçbir sorun yokmuş diyen kitaplardan bence uzak durmamız gerekiyor. Çünkü o da bir sistemin parçası. O da bize hiçbir sorun olmadığını, kendini o mutlu, mesut, rahatlık denizine bırakmamız gerektiğini gösteren eserler bizi bir şekilde insanlığımızdan ediyor, birbirimizden ediyor. O yüzden ne kadar acı da olsa bazı şeyleri düşünmemiz açısından bu kitapları mutlaka okumalıyız ve bu hem bizim görevimiz hem de yazarın o amacına ulaşması, o keyfine varması. Yani hiçbir şey boşuna olmamalı değil mi? Yani bu kadar üzüntüler, sıkıntılar, acılar çekilmiş. Niçin çekilmiş? Yani kendi keyfini düşünse fıstık gibi bir hayat olabilirdi Oya Baydar'ın. İyi bir aile, yani neler neler olabilirdi. Bir zengin bir koca bulabilirdi. Lüks içerisinde yaşayabilirdi ama o yolu tercih etmemiş. Bambaşka, tamamen bizlerin, toplumun faydasına olabilecek işlere girmiş. Başı belaya girmiş ama o vazgeçmemiş. O yüzden bazı şeylerin değerini vermek lazım. Yani bu ancak yaptığının yerine ulaştığını ancak bu şekilde ispatlayabiliriz. Yani o yüzden biraz ilgimizde cimri olmamamız gerekiyor. Yani kıymetli olan yazarlara ilgimizde, alakamızda okumakta cimri olmamamız gerekiyor. Yani biraz zahmete katlanmamız gerekiyor. Bu bir şekilde görevimizdir diye düşünüyorum değerli arkadaşlar. Şimdi Alatya'ya geçiyoruz tabii. Yani gözü tak çıkar tak çıkar, uzağı görmüyorum yakını. Kameraya bakarken de bayağı sıkıntı oluyor, böyle bulanıyor falan. O yüzden ara ara bu şekilde devam edeceğim arkadaşlar. Bir de suyumu içeyim. Çok çok boğazım tıkanıyor bu aralar. Pardon. Evet, Sıcak Külleri kaldı Oya Baydar. Demek istediğim şu ki, yükseklik, büyüklük, görkem insanı ezer. Semavi ve dünyevi bütün imparatorlukların, bütün devletlerin, bütün diktatörlerin görkemli anıtlara, göklere yükselen tapınaklara, paha biçilmez taçlar, göz kamaştırıcı giysiler ve takılar içindeki büyücülere, rahiplere, başbuğulara, imparatorlara gereksinim duyması da bundandır. Savaşlar değişse de insanların tutkuları, acıları, soysuzlukları ve kahramanlıkları değişmiyor.
diğer bir madde. İnsan yetiştiği çevrenin değerlerini ne kadar aşabilir ki? O köylemiş değerleri aştığını, hepsinin üstüne yükseldiğini sanırsın. Kendine yepyeni bir kimlik yaratırsın. Sonra bir gün dehşet içinde hiç de bir şeyin değişmediğini fark edersin. Değerli arkadaşlar, şimdi uzun oldu. Ben bir ikinci videoya geçeyim isterseniz. Anlatacağım bir 3-4 yazar daha kaldı. Yani üst üste fazla bir bu canımı yaşatmak istemedim. Yani budur diye. Birazcık konuşma hızımı da değiştiremiyorum arkadaşlar. İkinci bölümde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.